Ama Ceko'suz ben o güveni hissetmiyorum. Yani bu Ceko'yu skoru almadan çıkarmaya karşıyım. Haklı da olur Batshuayi. Hemen baş olsa böyle olmaz. Çünkü İsmail 6 numarada daha verimli oluyor. Evet ama en sert maçına 8 10 10 çıkıyorsun orta sahada. Kasımpaşa maçına 6 6 8 ile çıkıyorsun. Evet. Niye var doğru adaleti sağladı gibi bir serzeniş olmuş oluyor. Bu Gökhan Gönül performansı. Oyuncunun sahada iyi performans vermesi için olmazsa olmazlardan bir tanesi. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Akıllı telefondan airfryer'a, blender'dan ütüye yüzlerce elektronik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. MediaMarkt'ta tam zamanı. Hoş geldin kaptan. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? İyiyiz valla kalp tetkiklerimizi yaptırdık Fenerbahçe camiası olarak milyonlarca kişi sağlamız benim damar sıkıntım da var biliyorsun damarım da tıkalı iyi oldu tetkikleri yaptırdık <laughs> yaşamaya devam ediyoruz. Daha 3 ay daha var. Daha daha çok tetkik gelir mi dersin? Yani son dönem onu gösteriyor ee, son 5 maçın 4'ünde bir sıfır geriye düştük oradan çevirdiğimiz var çeviremediğimiz var. Ama dediğin gibi şöyle rahat bir galibiyeti de özledik. Özledik ya, hakikaten. Evet, bol bol e, konuşuruz. Önce sponsorumuza teşekkür ederek programa başlayalım. Migrosemen'in sunduğu sadece Fenerbahçe programı. Sizlere Migrosemen'in toplam 140 TL kazandıran harcadıkça kazan kampanyasından bahsetmek istiyoruz. Migros uygulamasını indirip Migrosemen'den siparişini ver. İlk siparişinde 20, ikincisinde 30, üçüncüsünde 40, dördüncü siparişinde 50. Böylece toplamda 140 TL hediye kazan. Üstelik siparişlerinde dakikada içerisinde kapında. Migrosemen, Migros uygulamasında Migrosemen'e desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Bir beğeni isteyelim. İsteyelim. ...programların başında istiyoruz son zamanlarda. Son dakika abone olmayıp, golünün şerefini isteyelim. Son dakika golünün şerefini abone olmayıp seyredenlerden de... ...abonelik isteyelim. Ve dediğimiz gibi... ...gene geriye düştüğümüz... Evet. ...ve bence... ...çevirdiğimiz... ...fakat beni rahatsız eden... ...kondan başlayayım. Ee, böyle bir şey de görmedim kaptan. Hani... ...bu maçı çevirmemiz lazım. Eyvah... ...şampiyonluk gidiyor. Ne oluyor? Eee... Hmm kelimeyi tam bulamıyorum. Şeyi görmedim yani böyle bir telaş demeyeyim belki ama hani... Rakibi boğamadık manasında mı söylüyorsun? Rakibi boğamadık bir de sanki yani normal bir maçmış gibi. Ya şampiyonluk gidiyor Aa. öyle bir reaksiyon, reaksiyon görmedim. Ben ama tam tersine Samsun ve Alanya maçlarına göre ki o maçların da son kısmını iyi oynamamıştık biz. Evet. Bu maçta biraz daha fazla baskı kurduk gibi geldi bana ya. Baskı kurduk o baskıda Cekosuz gene Evet. Oynadık. Onu da bence gene konuşmamız lazım. Ya ben sahada Serdar Dursun, Batu ay ikilisini gördüğüm zaman o güveni hissedemiyorum. Serdar Dursun geçen hafta gol attı bir hafta evvel. Batu 3 tane 90'larda attı. Hı. Ama Ceko'suz ben o güveni hissetmiyorum. Yani bu Ceko'yu skoru almadan çıkarmaya karşıyım. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun. 90 dakika durması lazım. Yorulduğunu kabul ediyorum. Yoruldu. Mutlaka yoruldu. Hı. Ama yani Ceko'nun o sahada olması yeterli benim için. Yani o zamanda Fanoilo'nun sahada olmasının yet yettiği gibi Ceko'nun da o sahada durması lazım. Ee, yani benim, sıradan bir takım oluyorsun. Benim Santifor seçiminde burada esas eleştireceğim nokta ilk olarak bu sefer Serdar Dursun'un oyuna giriş. Şimdi Rize'de şartlar farklıydı. Çok kötü bir saha, berbat bir saha, Batshuayi'den verim alamayabilirsin. Serdar Dursun'la başladı ikinci devreye. Doğrusunu da yaptı İsmail Hoca ve alkışladık. Evet herkes övdü İsmail Hoca'nın Rize'deki devre arasında yapmış olduğu müdahaleyi. Ama burada şimdi sen kendini Batshuayi'nin yerine koy. Tabii tabii burada Batshuayi oyunu almayıp Serdar aldığın zaman artık şu mesajı veriyorsun Batshuayi sen 3. santrafor oldun diyorsun. E, bu, bu, bu biraz sıkıntı değil mi? E bu Batshuayi'nin bu sezonki performansına ayıp hatta. Ayıp hatta. Evet yani şimdi Batshuayi'ye bir şekilde sen sezon başında sen ikinci santraforsun. Bu takımın birinci santraforu Ceko'dur. Mesajını Biraz zorlanarak da olsa verdin. En başta biraz sıkıntı oldu. Evet. Ama verdin. Evet. Kabullendirdin ve verim de almayı becerdin Batu Çok güzel söyledin. Çünkü şunu konuşuyorduk. Batu Şuayi Bat Şuay mutsuz. Batu Şuay ikinci santifor olması ve yedek kalması Batu vücut dilinde o mutsuzluğu görüyorsun. Evet. Ama haftalar geçtikçe Ceko'nun performansı da çok iyi oldukça Batu bunu kabullenmeye başladı. Girdi goller attı. E taraftar da sevgi gösterdi. Yani Batu bunu dediğin gibi kabullendi ve bu... Evet eşiği geçmiştik. Ama Serdar Dursun'un arkasında sen 3. Santifors'un mesajını verdiğin zaman bunu kabul ettiremezsin. artık Batu Şua'yı tamamen bitiriyorsun. Yok bunu bu, e, haklı da olur Batu Şuay. Ya Bir Burada. de kaptan şimdi Serdar Dursun sezon öncesi zaten bir sezon başında takımdaydı. Gönderildi. E, Karagümrük'e gitti. Hani müthiş bir performans görmedik. Tabii ki Serdar Dursun katkı veriyor. Geçen haftaki golünü çok değerli. Evet. Serdar Dursun'u küçümsemek için yapmıyorum bunu. Evet. Ama şimdi Ceko ve Batshuayi'nin gerisinde bir santıfor Serdar dursun, olursa olsun. Ve bu bir anda bizim en çok güvendiğimiz veya da e, bu şampiyonluk yolunda çok önemli bir parça haline getireceğimiz Serdar Dursun'la bu şampiyonluk gelecek mi dersen benim biraz soru işaretlerim var. Batshuayi'yi daha fazla küstürmemek lazım. Bak herkes'e ihtiyaç oluyor. Evet. Bak şimdi Mert Hakan geçen hafta sonradan girmişti, katkı vermişti. Bugün golünü attı. Maçı çevirdi. Batu Şuhay'ı de sen yarın öbür gün çok ihtiyaç duyacaksın. Yarın Ankara gücü maçında yine ilk 11 çıkacak. Belki Avrupa Kupası maçında, San Jiluas maçında, Belçika'da yine sen Batu ile çıkabilirsin belli olmaz. Evet. E, Ceko'nun olmayacağı maç... Ya bu adam bu kadar küstürülmemeli. Ceko birinci santifor tamam eyvallah. Ama sen Serdar Dursun'un arkasında üçüncü santiforsun. Hı -hı. Evet. Hayır. O kadar da değil. <laughs> Evet. Peki, şimdi dediğim gibi son 4 son beş maçın dördünde bir sıfır geriye düştüğümüzü konuştuk. Ee, bunun burada e, ne yanlış ki evet. geriye düşüyoruz? Çıkan 11'ler mi yanlış? E, oyun taktiğimiz mi yanlış? E, son derece acaba geriye düşmeden veya hatta çok e, hani e, zorlanmaya başlamadan kendimizi vermiyor muyuz diyeyim? Hmm. Nedir sence? Bence iki tane ana sorunumuz var şu anda. İsmail hocamızın çözmesi gereken. Birincisi defanstan çıkarken oyun kurarken rakip baskı yaptığında sıkıntı çekiyoruz. Evet. Bu net. Evet. Bunu çözmemiz lazım. İkincisi şu anki Fred'in yokluğunda bizim orta sahamız düzleşti. Evet. İsmail Kurunic ikilisi verimsiz diyorduk. Rize maçı bir gösterge olabilir bak. Çıkardı kurun içi. İsmail'i 6'ya çekti. Mert Hakan 8 ile oynadı. Bir anda o kötü sahada bile bir şeyler değişti. Herhalde böyle devam eder dedik yanıldık. Evet. Hoca tekrar. İsmail kurun Kurniç'e devam etti. Hem de şunu yaptı. İsmail'i 6'ya çekti ki İsmail 6 numarada daha verimli oluyor. Evet ama özellikle deplasmanlarda daha verimli oluyor. Bak iç sahada kendi sahamızda oyunu bizim kurmamız, topu bizim yapmamız gereken maçlarda İsmail'in pas hataları da maalesef ön plana çıkıyor. içi 8'e çekti. Hiç olmadı bu sefer iç. Ona bizim esas alma sebebimiz neydi? Bu problemi çözmek top değil mi? Top çıkarmada yardımcı olması. Evet. O onda da hiç destek olamadı. Böyle iki stopenin arasına girip top çıkaracak diye ben hep hayal ediyordum. Hani o yap hiç yapıyorduk. Çok onu hiç yapmadık. Doğru. Ya bence orta saha bence de ana problemimiz orta saha dizilişi. Evet. Şimdi Fenerbahçe orta sahası Kadıköy'deki bir maçta iç İsmail Mert Hakan. Mert Hakan diye dizilmez. Evet. Yani bunların hangisi on numara? Kağıt üstü bir tek Mert Hakan diyebilirsin ama... Asıl yeri on numara değil. Son 40 lig maçında ilk defa gol atmış. Böyle bir evet, on yani numara çok yani. Yetenekli... Şimdi Kasımpaşa'ya bakıyorsun. Hayredinoviç diye bir oyuncu oynuyor. Bildiğin on numara. Lignaz Kralı. Yani rakip Kasımpaşa'nın bile sana göre daha e, on numaraya yatkın adamıyla oynadığı bir takım ha. var. Ya Senin orta sahan fena başı böyle olmaz. E şimdi, Çok düz kalıyor. E şimdi o söylediğimiz İsmail Kurun için düzlüğünün yanında biz Şimanski Mert Hakan değişikliği de yapmış olduk. Şimdi evet. sen Şimanski'yi bir tarafa koy Mert Hakan'ı bir tarafa koy. Bak Mert Hakan kötü oynadı demiyorum. Tam tersi. Katkı da verdi ama... zaten bir oynamasını da düşündük. Ha. At, dedi ki Kronos ve İsmail'den bir milyon da düşündük. 8 olarak oynasın. Evet. Şimdi Şimanski, Mert Hakan'ı karşılaştır. Hangisi gole daha fazla katkı yapan? Hangisi gole daha yakın oyuncu? Hiç sorulmaz, ya, Şimanski, sorulmaz bile Şimanski değil mi? Şimanski işte 30 milyon verecek, 40 evet. milyon verecek diye konuşurken bu derece penaltı attığı gol sayısında gol kralına aday bir orta evet. saha oyuncusu evet. olarak giderken bir anda Şimanski'yi... E, hani Şimanski'yi keserken şunu anlarım. İrfan'la Cengiz'i beraber oynatmak istiyorsundur. Evet ki ben onu düşünüyordum maç öncesi. Hiç o beklenmedik olabilir. sakatlık oldu. E ama yani Kurunç İsmail Mert Hakan orta sahasıyla çıkıp 3 tane daha ofansif olmayan adamı koyup iç sahada Kasımpaşa'ya karşı oynamak Evet. bize yakışmadı. Yakışmadı. Şimdi empati yapmaya çalışıyorum. Niye İsmail Hoca böyle bir seçim yapmış olabilir? Şimdi maç öncesi çok güzel bir, bir analiz programı yapmıştı o olcan. Orada da Kasımpaşa'nın merkez orta sahasına dikkat çekmişti. <laughs> Aytaç kariyer sezonu yaşıyor. 10 evet. küsür tane gol atmış ilk defa hayatında. Evet. Hayridinovic de ligin asist kralı, ikisi de çok iyi. Bu maçı ilk 11 oynatmadığı Gökhan Gül ligin en iyi presçilerinden biri. Yani merkez orta sahası kuvvetli bir Kasımpaşa var karşımızda. Evet. Herhalde onlara karşı da daha dirençli bir merkez orta sahayla çıkmayı düşündü. Önlem aldı ama oyun sıkıştı hocam. Evet. Sıkıştı oyun. Şimdi bir kere de şunu konuşalım. Bizim ideal orta sahamız İsmail, Fred Şimanski. Doğru. Değil mi? Doğru. Şimdi Fred yok. Şimdi İsmail'in yedeği kurmuş olmalı bence. Evet. Altı numarada ikisinden biri oynamalı. Fred'in yokluğunda Mert Hakan evet. bir sekiz numara olarak oynayabilir. Yani İsmail, Mert Hakan Şimanski yapabilirsin. Evet. Ama diğerini yaptığın anda dediğim gibi çok e, düzleştiriyorsun. E, bence ana neden evet. iyi oynayamamamızın maça hükmedememizin ana nedenlerinden biri bu orta sahaydı. Evet. Şimdi İsmail Hoca maç sonrası demecinde dedi ki ilk 45 dakika bittiğinde rakibimize hiç pozisyon vermemiştik. Evet doğru. Doğru. Evet. Ama peki biz bir hücum zenginliği içerisinde miydik? Hiç. Değildik. Yani şimdi şunu şuna gidiyorum. Şimdi bazı çelişkiler var kaptan. Kaha maçı ilk 11'imize bakıyorum. Crespo. İsmail de oynamıştı. Crespo evet. oynamıştı. Crespo. 8 numara İrfan. Evet. Şimanski. Şimdi İrfan 10 numara oynar mı? Oynar. Oynar. Şimanski 10 numara oynar mı? Oynar. Crespo 8 numara oynar mı? Oynar. Oynadı da. 8-10-10 ile çıkıyorsun. Evet. Şimdi evet. 3'ten 6 gibi. 6, 6 En altı... sert maçına. En sert maçına 8-10-10 ile on, çıkıyorsun orta sahada. Evet. Kasımpaşa maçına 6-6-8 ile çıkıyorsun. Evet. Doğru. Güzel bir benzetme. Yani bunu ben anlayamıyorum. Evet. Ve bu Galatasaray maçındaki bu işlemediği gibi Kasımpaşa maçında da işlemedi. Evet. İkisini birbiriyle yer değiştirsen belki daha iyi olur. Hangisini evet, yaparsın? Tabii. Yani birini yapacak olsan hangisini yaparsın? Şimdi geçen sene cesusu biz eleştiriyorduk. Bu daha çıktığımız gibi orta sahalarla çıkıyor diye. Evet, yumuşak orta sahalarla çıkıyor. çıkıyor diye. Bu arada ben geçen seneye de Allah sonunu benzetmesin ama şeyini çok benzetiyorum. Yani iç sahadaki beraberlikler, e, bu son dakika maçları çevirme, e, bir sıkışmaya başladı maçlar. Evet. Yani geçen sezonki futbol anlayışı aslında bu sezonun çok tersi. Daha ofansifti bu sene daha defansif. Ama ona rağmen aynı zorlanmalar var. Şimdi daha defansif derken de aslında önümüze koyacaklar ya. Hani 103 gollü rekoru kıracaktınız. Bu kadar gol atıyordu bu takım. İşte 100 gole ocak ayında ulaştı Avrupa maçlarıyla evet. beraber falan deniyordu ama son dönemdeki teklememiz, sıkışmamız, duvara toslamamız Evet. Son. Bu, 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 eleştirilmesi gereken bir şey hakikaten. E çünkü şu, şu, şunu, şundan korktuğumuz için bunu konuşuyoruz. Yani böyle gitmeyebilir ve bir anda yani şunu net kabul edelim. Kasımpaşa maçının 90. dakikasında maç 1-1 evet. ve şampiyonluk gitti. O maç 1-1 bitseydi diyeceksin ki gene çok çabuk şey diyorsun ama hakikaten Galatasaray bu akşam kazanırsa e bir anda 4 puan çıkacaktı. Evet. E 4 puan çıktıktan sonra Gazze'nin 4 puan kaybedeceğini beklemek, senin maçlarını kazanmak kolay değil yani. Dokuz maç var Galatasaray maçına kadar. Olabilir ama zora, zora tabii. sokardın. Zora evet. sokardın. E yani niye bu kadar zora sokalım? Biraz daha hani rahat geçsek şu maçları diye düşünüyor insan. <laughs> tabii bu bu stres, bu baskı da etkiliyor takımın oyununu. Elbette. Yani e, bununla ilgili de e, hakikaten iki program önce söylemiştik ya lider lazım diye de bir şey yapmıştık. Başlık atmıştık evet. aslında. Hakikaten yani başkanından yönetim kuruluna hocasına kadar bir şekilde oyuncuları rahatlatmamız lazım. Yani oyuncunun sahada iyi performans vermesi için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Evet. Kafasının rahat olması. Evet. Kafası rahat çıkmalı bizim futbolcularımızın. O stresi saha içerisinde görüyoruz değil mi? Seziyoruz, hissediyoruz. Evet. Şimdi maç ilk yarıyı konuşalım. İlk yarıda Kurun kötü oynadı. <laughs> Ve evet. şunu çok net ben hissettim. Sen de hissetmişsindir diye tahmin ediyorum. 100. Bir homurdanma başlıyor gibiydi evet. Kurun içe. Evet. E şimdi hatta ben Twitter'da yazdım devre arasında. Yani Kurun eğer oyundan çıkmazsa sıklanacak. Evet. E bunu artık hocanın da sezip 46'da Kurun alması lazım. Nitekim oyundan çıkartırken ıslık geldi. geldi. Islık geldi. Geldi. Yani Allah'tan böyle bir hengamede hemen çıktı gitti falan falan çok evet. uzamadı. Evet veyahut da bir tane daha top kaybetmiş olsaydı ikinci yere başlayıp bir top kaybedip oyundan çıkmış olsaydı 50 bin kişi belki bağıracaktı. Yani niye kurun içinde de bu şeye sokuyor hoca? Kurun içinde de kötülük yapmış kötülük oldu Kötülük yapmış oldu. İyilik yapayım derken. Kötülük yapmış oldu. <laughs> onu destekleyeyim derken kötülük yapmış evet, oldu hoca. Evet. Şimdi yani üst, bunları da hissetmek lazım kaptan artık. Şimdi üst üste İsmail hoca eleştirileri yapmış olduk. Şimdi insanlar diyor ki bir hafta övüyorsunuz bir hafta yeriyorsunuz skora göre konuşuyorsunuz diyorlar. Ama gördüğümüzü de söylemek zorundayız ya. Yani şimdi bu hafta bu maçtan sonra e, teknik direktörle alakalı bazı eleştiriler yapmak kadar doğal bir şey yok. Biz evet. hiçbir zaman hoca değil bırakıp gitsin. Hemen değişmesi lazım. Bugün evet. olsa bu tip haddimizi aşan şeyler hiçbir zaman için söylemiyoruz. Söylemeyiz de evet. ama e, bazı ufak eleştirilerde bulunmak, hocanın da e, üzerinde durması gereken noktaları belirtmek hainlik değil. Ayıp değil. Ee... Kaptan herkesin görüşüne saygılar. Herkes her şeyi söylemekte serbest. Söyleyebilir. Sen Rize maçından sonra gidip de vay efendim e, İsmail Hoca maçı kazandı ama şöylesin böylesin deseydin. Hmm. Böyle bir galibiyet geldi. Bu kadar iyi değişikliklerle maçı çevirdi İsmail Hoca. Sen hala İsmail Hoca'yı eleştiriyorsun derlerdi. Oh, evet. Bugünden sonra da e, vay İsmail Hoca maçı kazandı kazanan her zaman haklıdır desek görmüyor musun oynanan futbolu şampiyonluk Hı. gidiyordu farkında değil misin diyen de bir kesim olacaktır. Evet. Onun için öylesi de var böylesi de var. İnandığını bildiğini söylemeye evet. e, devam bence. E, Mert Hakan'ı konuşalım. Konuşalım. Müthiş bir frik kattı. <laughs> evet. Ee, kariyerinin ilk frik golüymüş. Kariyerinin ilk frik golüymüş ki şimdi frik kicklerde e, oyunda mıydı Mert Hakan frik kattığında? Girmiş miydi? Girmemişti daha. Girmemiş miydi? O oh, hey, oh, oh, solak o zaten. E, oradan holdan Mert olmazdı evet. Hı -hı. E, Tadiş de bu frikikleri pek kullanmıyor. Kullanmıyor evet. Evet yani ki ben Tadiş'in o şutları atabileceğini düşünüyorum. Kullanmıyor ama Mert Hakan çok iyi bir vuruş yaptı. Hı -hı. E, i̇lk ilk yarıda bir topa vurdu. Kayı sıyırdı gitti. Hı -hı. Yani Mert Hakan aslında etkili bir futbol oynadı geçen bir enerji sonra. de koydu değil bir mi? Bir enerji de koydu. <laughs> Mert Hakan'ı zaten eee <laughs> Yatırımla güven veren performans evet. Mert Hakan'ı seçtik. Evet. Ya şu... Tabi Mert Hakan uzun zamandır ortalıkta olmadığı için e, hak ederek şu anda güven veren performans hı, hı. E, koltuğuna oturuyor. Ha, bana sorarsan maçı getiren son 25-30 dakikada Ferdi hatta Osterwolde'nin sahaya koymuş olduğu enerji. Evet. Farklılığı onlar yarattı. O baskıyı onlar kurdu. Onlar eksik. Ki Ferdi sağ bek mevkini de bıraktı. Sol açıklara falan gitti yani. Ferdi onu diyeceğim. Ferdi maçın başında da dikkat edersen maç başladı. Ferdi sol bek e, sabek olarak oynuyor. Hı. Fakat e, hep içeri girdi. Evet. Sanki böyle sekiz mı oynuyor. Oyun kurmada acaba stoperler topu çıkartamıyor çözmek diye. çözmek için tabii. Onu çözmek için ben, bir Ferdi kullanıldı. Bence ondan dolayı. Evet. evet. Yani Ferdi oyun kurulumunda dediğin sebepten stoperler oyunu kuramıyor. E, orada Ferdi'den yardım alınması Hı. istendi ve Ferdi normal bir sabek gibi oynamadı. Hı. 8 numara gibi oynadı. Bir anda ikinci yarıda o free pozisyonu önce sol taraftan Hı. bir slalomunu gördük. Evet evet. Şimdi Hani Manchester City'de oynarken Zinchenko'yu öyle evet. kullanıyordu Guardiola yani resmen mi? merkez orta sahaya geliyordu ve evet. bir merkez orta saha oyuncusu halbuki sol bek adam. Evet, orada öyle bir fark yaratmaya çalıştı bence de İsmail evet. Hoca. Ha yardımı da oldu mu? Evet, maçın sonlarında oldu. Özellikle şu ön tarafta hakikaten iyi bastılar ve bizi hep uzun oynamaya zorladılar. Biz Livakovic'le çok uzun top yaptık, değil evet. mi? Evet. Adamların taktiği tuttu. Ama bu taktiği bize herkes uyguluyor kaptan farkındaysan. E, o zaman çözüm üreteceğiz. İşte bunu çözüm üretemiyoruz hala. Benim bir derdim bu zaten. Evet. Yani net bir şekilde artık e, bizim oyunumuz çözüldü. Bizim oyunumuz dediğim gibi önde basıp uzun top atmaya zorlayıp Stoperlerin ayağı iyi değil için Ciku, Çağlar ikilisi oyun kurmada çok iyi ikili değiller. Ciku iyi de aslında ya. Çok uzun top attığını da görmedik bu sefer yani. Daha çok Livakovic'e döndük. Livakovic attı uzunları. Evet, yani buna bir çözüm bulmamız şart. Bizim bence şu anda ana oyun planındaki problem bu. Ona bulduğumuz çözüm aslında bizim devre arasında Kurun içti. Kurun içi biz o yüzden aldık sırf. Ama sen Kurun içi bu maçta 6'da da değil 8'de oynatınca zaten ileride kaldı. Hiç evet. yani topla dokunması, topla Hiç. E, ilişkisi bile çok azaldı ben bu özellikle maçta. Özellikle Kurun izliyorum. Mesela bir oyun kuruluyor, Kurun Orta sahada üzerinde iki kişi var. Boşa çıkmıyor. Top istemiyor. Yani hiçbir etkisi katkısı yok. O dinamizmi de yok yani ben... Top rakipteyken de o ha, ben, yok. ben o koşulları yapayım, kendimi boşa çıkarayım. Dinamizmi o da yok. yok. Top rakipteyken de basıp bir top alıp bir anda rakibi dengesi yakalayacak pozisyon hazırlayan da bir futbolcu değil. E böyle olunca hiç verim alamadık. Şunu konuşmak lazım. Geçen haftada dedik ki bak gördün mü Rize'de İsmail 8'den 6'ya geçti maçın ikinci yarısında çok daha verimli oldu dedik. Evet. Ama bir de şu var 8'de oynarken İsmail evet çok fazla ileriye doğru öne doğru kilit pasları atamıyor hatalar yapabiliyor ama ön alanda yapmış olduğu Baskı. baskıyla da topların kapılmasında çok yardımcı oluyor. Doğru. Kurun içten o katkıyı da alamıyoruz biz alamıyoruz, 8 oynadığı alamıyoruz. zaman. Ya şu anda mevcut form durumuyla e, kurun iç bu takımın ilk 11'inde olmaz. Bu net ve bu içteki bu ısrarı da ben anlamış değilim şu ısrarı anlamış değilim gelmeden önceki ısrarını anlamış değilim yani bu oyuncuya bu kadar ısrar etmemizi en açıkçası çok farklı bir oyuncu bekliyordum bu derece ısrar ettiğimiz için ee, beklediğimiz çıkmadı fazla inat iyi değildir bak evet. fazla ısrar sıkıntı yaratır. Ben sana Jailson örneğini hatırlatayım. Jailson'u stoper oynattı Ersun Hoca. Evet. Diyecek ki şimdi Ersun Hoca burada yanımızda olsa diyecek ki ben ya elimde yaptım. kim vardı kardeşim evet. kimi oynatsaydım. Zar zor devre arasında faleti aldırdılar bize o limitlerden evet. şunlardan bunlardan diyecek evet. ama Jailson öyle bir hale gelmişti ki artık bana top gelmesin diye bağırıyordu sahanın içerisinde. Evet. Özgüvenini tamamen kaybetmişti. Evet. Çok ısrar ettiğin zaman oyuncuyu da kaybediyorsun. Ee, o limite yavaş yavaş geliyoruz. Evet. Başka bir konuya geçmeden önce e, haftanın güven veren performansı Mert Hakan'ı seçtik Gedik Yatırım'da. Gedik Yatırım'ın hep konuştuğumuz bir kampanyası var. Ondan bahsedip programa devam edelim. Gedik e, Yatırım yeni başlayan kampanyasına katılan tarihlere tam 3 gece 4 gün sürecek her şey dahil çift kişilik Paris seyahati hediye ediyor. Mart ayı sonuna kadar devam edecek bu kampanyada Paris seyahatinin yanı sıra iPhone 15 Pro, 3. nesil Apple Airpods ve Türkiye Voleybol Mil Takım forması gibi pek çok ilgi çekici hediye de mevcut. Katılmak için hızlı hesap uygulamasını indirip gedik yatırım hesap açmanız yeterli. Aynı zamanda yaptığınız her işlem için de yeni bir çekiliş hakkı kazanıyorsunuz. Kampanyaya katılabilmeniz için açıklamaya linki bırakıyoruz. Bu fırsatı kaçırmayın deriz. Evet. Bek tarafını konuşalım. Evet. Şimdi ben Mert Müldür'ü beğeniyorum. Ve 8 maç oynamış ilk 11'de o sayının yokluğunu. Arattı mı o sayının yokluğunu? Aratmadı. Yani aratmadı. Gayet iyiydi. Gayet iyiydi. 1 gol 3 asist. Bir bek için 8 maçta 1 gol 3 asist. Yani 4 tane gole katkı. Çok iyi rakam. Çok ciddi rakam. Evet. Yani bunu bu Gökhan Gönül performansı. Evet. Yani bu bizim normalde alış ferdi dahil beklerden aldığımız performans değildi. E şimdi bunu bu kadar ilk fırsatta Osvaldo'yu buraya koymak veya Ferdi'nin yerini değiştirmek evet. Hani Mert Müldür'ün performansı yetersiz olur. Bu değişikliklere gidilir. Ama bir kere Ferdi-Tadiş ikilisinin sol taraftaki bir uyumu vardı. Bundan vazgeçiyorsun Mert Müldür'ü kesip Osterwolde'yi oynattığın evet. zaman. Diğer yandan Osterwolde'nin ikinci yarıdaki performansını gayet de yeterli buldum. Evet. Ama Tam senin önünden bindirdi maçın sonlarında. Çok iyi bindirdi. Bir de 100-100 penaltı pozisyonu evet. var biliyorsun çizgisinin Hı -hı. içerisinde olan ama Mert Müldür'ü bir iç saha maçında ofansa katkı olarak ben daha önde görüyorum. İsmail Hoca neden görmüyor sence? İsmail Hoca Mert Müldür'e ısınamadı belki de bir türlü. Bilmiyorum. Mert Bizim ediyorum. görmediğimiz başka defansif zaafları var belki. Hocanın gözüne çarpıyor. Hoca da eski bir sabek biliyorsun. Evet. Yani ee, Mert Müldür'ü o varken hiç kullanmadı hatırlarsan. Evet. Yani söz konusu bile değildi ki. Yani Mert Müldür'ün biz milli takımdaki performansı, Sasoğlu performansı Mert Müldür'den çok beklentimiz vardı ama bir türlü hiç ...forma vermemişti. O sahaya gidince... ...mecbur kaldı. Hmm. Mecburen... ...oynattı. E bu mecbur kaldığı dönemde de... ...Mert Hakan, e, Mert Müldür... ...iyi iş yaptı. Evet. Ama nedense dediğin gibi bir negatif... ...bakışı var ona. Ha şimdi... ...Mert Müldür'ü oynatsa... Ferdi solda oynatsa... ...bu sefer de Ostarvolde'ye de birazcık... ...yazık olmuş olacak. Yani aslında o dengeyi... ...bir tutturmak lazım. Ostarvolde yedek kulübesine mahkum olsa... ...o zaman da demez misin? Ya bu adama da yazık oldu ya. O kadar yoklukta stoperde iyi performans sergilemişti. Çok yüksek teklifler alacağı konuşuluyor. Bu adamı da mundar ettik de diyebiliriz. Heh. sol bek olarak Ferdi oynamasa ilk sol bek idi Osterwold'de. Sol stoper Cik oynamasa ilk sol stoper idi Osterwold'de. Hatta belki bunun için bile önünde olabilir. Peki Bunları o zaman... kabul ederim ama sağ tarafta ben Mert Müldür ile başlamayı o sayı yokken Peki o zaman yaparım. ben sana İkisinin de olacağı bir senaryoyu söyleyeyim. Sağ bekin Mert Müldür. Sol bekin Osterwold'e ve çok konuştuğumuz o 8 numara pozisyonunda Ferdi. He. Çok sıcak bakmıyorlar. Ferdi'nin kendisi de bir demecinde çok sıcak bakmadığını söyledi. Ama oyuncu özellikleri itibariyle ve Hollanda U21 milli takımında özellikle o pozisyonda Oynamış olması itibariyle, maç içindeki driplingleri, oyunu açan özellikleri, oyun zekası, katkısı, ofansif e, yetenekleri itibariyle. Belki de ideal bir çözüm olabilir ya. Hiç denemiyoruz. Ben olsam mesela şu Ankara Gücü Kupa maçında at bir 8 numaraya Ferdi'yi bakalım ne olacak? Şu bir dene. Peki, şu da bir alternatif değil mi? Ferdi sol Mert Müldür sağ bek, Osterwolde sol yanında Çağlar, 6 numara Cikgu. O da söyleniyor, evet. Onu da konuşan var. O da söyleniyor. Denenebilir mi? Denenebilir. Ki e, Cikun'un hani kesici olarak bir alt numarada... Şimdi Kuruç'tan diyoruz ya o sertliği alamıyoruz. Evet. Cikun'u alabilirsin belki. Evet. Görmek lazım. Tabii o altı numara olduğu zaman sırtı dönük top alacak. Arkasında bir baskı yiyecek. O durumlarda ne yapacak, ne yapabilecek. Görmek lazım hakikaten. Ee, ama oynamışlığı var diyorlar. Ee, Denemek lazım artık. Deneyecek, hazırlık maçı yapacak Zamanımız, fırsatımız, fırsatımız da yok fırsatımız tabii. Yok. artık bunlar için. Bu arada ikinci yarı bir pozisyon oldu. Mert Hakan e, bir, bir homurdanma geldi tribünden. Şöyle bir topa bakmadan topu verirken şöyle bir tribüne döndü. Hmm. Tribüne de böyle bir susun gibi bir hareket yaptı. Hmm. Ben hiç fark etmedim biliyorum. Ee, tam önümde oldu benim. Hmm. Mert Hakan bu hareketi iki hafta önce yapamazdı. Hmm. Yani son iki haftaki iyi futbolu, hmm. bir anda Mert Hakan'ın da bir ee, şey etmiş bir özgüven vermiş taraftara hafif böyle bir e, yaptı bence yapmaması lazım futboluna baksın futboluna konsantre olsun iyi tamam. oynamaya devam etsin maç çevirsin böyle o zaman herkes elinin üstünde taşıyacak Mert Hakan'ı evet. ee, futboluyla konuşulsun e, kaptan Tad için performansı konuşuluyor Tadiç'in e, dün kötü oynadığını iki gün önceki maçta kötü oynadığını söyleyenler olacaktır evet. ben sana birkaç tane pozisyon hatırlatayım evet. Ostervalleri'nin koşu yolunu attı. Bir kere zaten tadı için bence simge hareketi nedir dersen, evet. kalçasını dayayıp topu alıp servis servis yapması, evet. kaçan beke. Engel engelleyemiyorlar. Evet. bunu Ferdiye çok yapıyordu. Bu Doh. dün Oster, iki gün önce Ostervallide de yaptı. Evet. E, bu bence en iyi yaptığı e, şey olabilir. Onun dışında Mert Hakan'a verdiği bir gol pası var, şutundan evet. önce. E, Serdar dosunu attığı bir top var. Bak şu attığı bir top var. Yani çok iyi oynamadığı düşünülen bir maçta dahi. 3 az, tane asistini yedik. En az 3-4 tane kilit pas atıyor. Evet. evet. Ya yani bu çok önemli bir özellik. Ha şut çekmiyor. Hatta mesela Ceko'nun offside'la verilmeyen e, pozisyonunda benim en çok kızdığım Tadiç. Evet. O golü atması lazım aslında. Evet. Orada tam da kötü, kötü vuruyor yani. Kötü vuruyor. Eee ikinci gene pozisyon oldu, geç kaldı vuramadı. Hmm. Yani o anlamda Tadiç'ten beklentimiz çok daha fazla olmakla beraber gene de bu maç içerisinde 2-3 kere sahneye çıkıp Skoru çözebilecek hareketler yapıyor. Yapıyor. Evet. Yani e, Tadiç'ten tempo beklemeyelim biz ya. Öyle gidecek, gelecek, Yok, mücadele yani. edecek falan. Tadiç bu. Tamam sezon başında biraz daha bir tık daha diriydi belki. E, birebir de daha fazla adam geçiyordu. E, ama Tadiç böyle gidecek sezon sonuna kadar. He. E, biz birazcık yemesek adamın asistlerini hiç göze batmayacak. Sen şimdi kalan 11 maç. Evet. Ne düşünüyorsun? Yani şu anlamda ne düşünüyorsun? Ee, i̇şte Kurunç İsmail oldu olmadı diyoruz. Ee, bu arada orta sahada Crespo'nun gitmesi. Evet. Ee, Bartu Elmas çok oynamıyordu belki ama onun gitmesi. Lincoln. Değil. Lincoln orta sahada oynayabilir diye düşünüyorduk. Onun gitmesi. Bugünden sonra artık bu kalan 11 maç artı 3 evet. kulvar var. Evet. Avrupa var. Türkiye kupası var. Buraya... Sıfırdan başlıyor gibi düşünsen, evet. nasıl bir takım, nasıl bir oyun, ne düşünüyorsun? Sezon başına geri dönmemiz lazım dediğimi düşünüyorsun? Yani bir kere ya, öncelik Fred'in geri Fred, dönmesi. Fred, Fred, Fred. Yani e, bir kişiye bağımlı olmak hiç hoş değil aslında. E, çözüm üretememiş olmamız da bize yazar. Evet. O da eleştirilmesi gereken bir yönümüz. Yani Fred'in yokluğunu maalesef iyi idare edemedik. Evet. E, ama şu anda elimiz mecbur. Sen başka bir çözüm görüyor musun? Keşke şu anda hiç konuşmadığımız Miha eski formunda olsaydı da Fred'in yokluğunda belki de 8 numara pozisyonunda en ideal çözüm o olacaktı. Evet. Olamadı bir türlü. Onu da önemsiyorum ben. Bir şu Ankara gücü maçında ben olsam direkt ilk 11 oynatırım yine. Türkiye kupası maçında. Bir maç temposu kazansın. Belki biraz daha antrenman yedi bu arada. Biraz daha kuvvetlenmiş de olabilir. Evet. Ben Ankara gücü maçında daha iyi bir Miha bekliyorum. Bakalım ondan da belki yararlanabiliriz. Kurunç veya İsmail Biri sağda olsun. Bir tanesi. Altı numara. Tercihen şu anda İsmail. Sekiz numara Fred önceliğimiz. Evet. Fred gelene kadar şu anda Mert Hakan olmadı Zayt düşünülebilir. Evet. Önünde de şimanskiyi ne olursa olsun eğer İrfan'ı oraya kaydırmıyorsan Szimanski'yi yapmak lazım. Şimanski'de de bir maçı yedek kalmış oldu. Bence mesajı almıştır ya. Ben pozitif etkileyeceğini düşünüyorum. Bak yine eleştireceğim ama kimse kusura bakmasın. Şimanski oyuna girdi ama bu sefer bu sezon hiç olmadığı şekilde sağ açık mevkiinde girdi evet. kanatta oynadı ve kaleye birazcık da uzak kalmış oldu evet. aslında yani yine ondan e, iyi verim alabileceğimiz bir pozisyonda değildi o da ufak bir teknik detay ama e, bence eleştirilmeye değer evet yani bizim o çok iyi gittiğimiz dönemdeki takım kurumuz biraz bozulmuş vaziyette bozuldu şimdi bak İrfanca'nın yokluğunda sadece sağ açıkta Cengiz de tek kalmış oldu evet yani sadece Fred'in yokluğu da değil, bir anda orta saha kurgusu değişti, ee, işte kanatta İrfan yoktu, Cengiz de bu maç etkisizdi. Evet. Ee, ama mesela 46. dakikada, Hı -hı. ilk yarı böyle bitti, sıfır sıfır evet. bitti. İkinci yarı başladı. İrfan kenarda olsaydı 46. dakikada İrfan alacak mıydı sence? Bence Yok. kesin alacaktı. Devre arası mı alırdı diyorsun? Devre arası, İrfan olsa alırdı. Hı -hı. İrfan yok diye başka değişiklik yapmadı. Cengiz yapmadım. kötüydü ama biz Cengiz'e ne kadar top getirebildik ki? Bi, 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 biz hücum Cengiz... biz bölgesine topu taşıyamadık. Tabii. Rakibin ön olan baskısı zaten yüzünden. Zaten Cengiz'le ilgili şöyle bir şey var. yani Cengiz iki tane gol atmazsa kötü deniyor. Ha. Yani Cengiz'den öyle bir beklenti var ki Cengiz her topu alacak, çekecek, vuracak ve gol atacak. O gol gelmediği zaman da Cengiz'in hiç kötü oynamaya veyahut da gol atmadığı zaman sahada durmaya hakkı yok gibi durum oluştu. Ha. O da yanlış. Evet yanlış. Ee, peki... Maç son açıklamalara gidelim. İsmail Hoca'nın açıklamalarına. Rakibin bir pozisyonu vardı diyor. Evet. Doğru o da söylüyor. O da oldu diyor. Bu sefer hakikaten pozisyon vermediğimiz bir maçtı. Evet. Ee, bizim 1.8 tane pozisyonumuz vardı diyor ki vardı ama 3-4 farklı bir şekilde kazanabilirdik. İlk yarıda maçı koparıp filan dediğine çok katılmıyorum. Evet. Ee, yani çok iyi oynadığımız bir maç değildi. Ee, bir öz yapmamız gereken bir maç. İşte e bütün detayları verdik. Yani Batu Serdar Dursun seçimini söyledik. E, ee, Kuruniç İsmail verimsizliğinden söz ettik. Ee, Şimanski yerine Mert Hakan da olunca iyice düz bir orta saha haline geldiğimizi söyledik. Evet. Şimanski'nin sağ açıkta olmasının aslında hatalı bir tercih olduğunu söyledik. Yani kendimize de dönüp bir öz eleştiri yapmamız gereken bir maç. Yani İsmail Kuruniç olmadı. Üretemiyorsun değil mi? Evet. ...maç içinde değiştir... ...baktın olmuyor yani kenardan bir işaret... ...tak tak bir değiştirin çocuklar yerinizi... Tabii, tabii. ...diyemez misin bir kurun 3-6'ya geçsin... ...İsmail bir 5 dakika 10 dakikada... ...öyle idare et mesela... Evet. ...onu bile yapamadık yani... ...bırak oyuncu değişikliğini... ...oyun içi değişikliği bile... ...yapmadık o, o da birazcık... ...bizi tıkadı... ...ha... ...buna Kasımpaşa'nın teknik direktörü de... ...maç sonu açıklamalarında değinmiş değinirken de bana göre biraz haddini aşmış. Evet. Yani meslektaşı abisi büyüğü İsmail Hoca'ya da ayıp etmiş onu da parantez içinde söylemiş olayım. Hiç hoşuma gitmedi o açıklamalar. Evet. Ee, maçın Hakem benim çok beğendiğim Cihan Aydın. <laughs> Beğenmeye devam ettin mi? Ee, şöyle söyleyeyim. Bir iki pozisyonunu konuşacağız tabii ki. Ama ben maçın geneline beğendim. gene beğendim. Gene evet. beğendin. Maçı maçı oynatmasını mı beğendin acaba Oynat, yani? Oynatmasını beğendim. Eee kartları kötü kullandığını düşünmüyorum. Yani burada hatalı kararı o Wolde'nin verilmeyen penaltısı var. Çizgi, evet. Çizginin içerisinde. Onu görmemiş ol. Onu varın değer çağırması Hı. lazım. Ee, Ferdi'nin pozisyonu enteresan. Orada çünkü düdüğü götürdü ağzına. Onu niye vermedi anlamadım. Ya en azından yüzde yüz çalması evet, lazım. Evet yani. yüz çalması lazım. Yani yani zaten yani... faalü olduğu konusunda hiçbir tereddüt yok. Herkes faalü olduğunu söylüyor da içeride dışarıda meselesi evet. var. Ha, bana sorarsan pozisyonun devamı itibariyle içeri de taşınan bir pozisyon. Ayrıca pozisyon devamlılığını bence, gözetirse. Bence maçtaki bir numaralı hatası Ferdi'nin vermediği penaltı veya faulü. Hmm. Ya yani o hatayı fahiş bir hata olarak buluyorum ama onun dışında ben gene maç genelinde beğendim. Belki bilmiyorum çok. Yani ben bu hakemin ısrar edilirse iyi olabileceğini düşünüyorum. Ya yani bir art niyet görmüyorum hakemde. Şimdi i̇şte art niyet olsa son dakikalık penaltıyı da vermez. Diyeceksin ki VAR çağırdı, VAR çağırdıktan sonra verim vermez mi? Bu arada pozisyon penaltı eline değiyor. Ha şu, şunu da çok açık söyleyeyim. Ekran başında daha Galatasaray Kasımpaşa maçı seyrediyorsam son dakika bu penaltı verilse isyan ederim. Çok net söyleyeyim yani hiç bunu da e, şey etmeye gerek yok. Çünkü pozisyonu biz anlamadık penaltı olduğunu. Ben tribünden anlamadım. Ben de tribünden anlamadım ve geçmişti bir anda yani bir şapkadan tavkan, tavşan çıktı. Ama baktığın zaman da penaltı yani. Baktığın zaman da penaltı. Şimdi insanlar şuna e, isyan ediyor rakip takımdakiler. Niye var karıştı diyorlar. Önce penaltı değil, el bile değil dediler. Nereden uydurdun? Sonra görüntüler çıkınca ortaya hakikaten bir elle müdahale var evet. orada yani. Dolayısıyla evet. penaltı. Evet. Pozisyon penaltı. Sonradan çevirdiler niye var müdahale ediyor? Yani niye var doğru adaleti sağladı gibi bir serzeniş olmuş oluyor. ...hiçbiri... ...Osterwalde'ye verilmeyen yüzde %100 penaltıyı... ...konuşmuyor... ...ben de diyorum ki biz boşu boşuna... ...beyhude bir çaba içerisindeyiz... ...kendimizi anlatmaya, haklılığımızı... Anla ...o kadar çok böyle maçı var ki Fenerbahçe'nin... ...Kara maçında isyan ettiler... ...Samet'in pozisyonuna... ...hiçbiri Şimanski'ye yapılan %100 penaltıyı söylemedi... ...Trabzon, Trabzon maçında maçı Mete Kalkava'nın... ...hakemliğini bitirdiler... He. ...halbuki yine Şimanski'ye yapılan penaltıları... ...kimse söylemedi... ...İsmail'in haksız kırmızı kartını kimse söylemedi... Hep biz bir kendimizi anlatma çabası içerisindeyiz, haklılığımızı ispat etme çabası içerisindeyiz. Çalışmayalım ya, gerek yok artık bunlara. Gerek yok, anlatamıyorsun evet. çünkü karşında e, vicdan sahibi bir kitle yok. Ya bu pozisyon evet. penaltı. Evet. O'Starvold'un pozisyonu yüzde yüz, bin penaltı. Artık, hmm. artık neyi anlatmaya çalışıyoruz ki biz? Zaten şimdi şunu bakmak lazım. Bir kere O'Starvold'un pozisyonu penaltı mı penaltı? Bu pozisyonu bu pozisyondan çok daha evvel mi? Evvel. Evet. Evet. Bu pozisyon penaltı verilse zaten başka bir maç konuşacağız. Biz deyiz. Son dakika penaltısındaki rakip takım isyanını çok iyi anlıyorum bak. Buna hiç idrazım yok. Aynısını ben de yapardım diyorum. Evet. Ama penaltı kardeşim penaltı. Ha. Yani çünkü şöyle şimdi senin rakip biz de oturup Galatasaray ha. maçını seyrettiğimiz zaman Galatasaray kendi sahasında Kasımpaşa ve Samsun'da Antalya ile oynadığı zaman e, zorlanıyorsa artık o zorlanmış ve o maç zaten kendi sahasında kolay geçmesi beklenen, normalde kazanması gerekti, beklenen bir maçın zor geçmesi ve 90'lara gelmesi o maçın artık o penaltının verilmesine itiraz edilebiliyor. Anlayabiliyorum. Çünkü dediğim gibi diyorsun ki lan adalet varsa bu maç artık yani, böyle bitiyordu diyorsun. Evet, evet. Evet. Taraftar tepki gösterir. Taraftar bu, Galatasaray gösterir. taraftarı tepki gösterebilir. Olabilir. Evet. Ama Galatasaray resmi sitesi bir dakika sonra o açıklamayı yapamaz. Yapmamalı. Bir taraftar gibi o açıklamayı yapmamalı. Bu iş nereye gidiyor kaptan? Yani bu açıklamalarda şimdi sadece Galatasaray tarafını konuşmak doğru değil, doğru mu değil mi bunu da konuşalım ama ben bir de federasyon tarafından bakmak istiyorum. Evet. Ya federasyon Şamar olan oldu. Biri çıkıyor utanmazlar diyor. Evet. Öbürü diyor siz zaten beceriksizsiniz diyor. Evet. Öbürü sen istifa et orada ne duruyorsun diyor. Evet. Koltuğa yapıştın diyor. Evet. Herkes bir şey diyor. Federasyonda. Bunların hepsini yutuyor, yutuyor. Federasyon başkanı hiç oralı değil. Yani bir, bir federasyon başkanı ya kimsiniz kardeşim siz deyip çıkıp bir masaya yumruğunu vuramıyor mu? Vuramaz. Vuramaz. E niye oturuyor o zaman orada? Oturması söyleniyordu o yüzden oturuyor. Peki iki ay önce aynı Dursun Özbey'in niye güvenmeyelim ki bu federasyona biz seçtik. Hakikaten de seçen yani, bütün, kulüpler. bütün kulüpler ve e, Galatasaray'ın da burada federasyon ...yönetim kuruluna koyduğu isimler var. Hı hı. Ee, ve işler iyi giderken de Galatasaray memnundu. Evet. İşler ne kadar kötüye döndü onu bilmiyorum. Aslında, Sonuçta lider, ara, aslında lider oldular evet, o dönemlerde. Aralıktan bu bugüne kadar çok değişen yani. bir şey yok. Ee, bir anda Galatasaray'ın... ...ya ne gerek var ki biz güveniyoruz... ...arada yanlış bir oturup konuşuruzdan... ...istifa etsinlere dönmesinin sebebi nedir sence? Bak şöyle açıklayayım. Yılmaz Hoca'nın Yılmaz Vural'ın çok güzel bir anısı var. Daha önce anlatmış olabilirim. İkinci kez olursa Anladım. kusuruma bakmasınlar. Yılmaz Hoca Sarıyer'de teknik direktör yapıyor. Bunlar yıllar yıllar önce. Yusuf Sia önüş sadında da bir maç var. Soyunma odasında iki soyunma odası da yan yanalar. Duvarlarda çok ince. Ee. Duyuluyor birbirlerinin sesi. Yılmaz Hoca maç öncesi son taktiğini veriyor. Oyuncuları topluyor etrafına diyor ki: "Çocuklar, konuştuğumuz gibi havadan oynuyoruz. Santifora şişiriyoruz topu. Yerden yerden. Galatasaray'ın <laughs> ee, e. ki de hosap. Mehmet Büyükekşi istifa diyor, bağırıyor. Bütün kurullarıyla beraber tarihin en kötü futbol federasyonu hemen istifa etmesi lazım. Yılmaz Hoca'nın hikayesi gibi bir yandan istifa diyorlar, bir yandan da devam etmesini istiyorlar. Benim fikrim bu. Yarın şimdi var kayıtlar açılacak. Evet. Ama Osterwolde'nin pozisyonu, Ferdi'nin pozisyonu konuşulmayacak. Onlar açıklanmayacak. Onlar açıklanmayacak ki. çünkü varın çağırdı son penaltı pozisyonu. Ee. Bu arada son penaltı pozisyonu önce de bir Çağlar'ın faul pozisyonuna itiraz ediliyor. Hı hı. Ee, onu da konuşmasını görürüz. Ee, faul olduğunu söyleyenler çoğunlukta olabilir. Ee, bunların hepsini yarın göreceğiz. saint gilles eşleştik. Evet. 7-14 Mart ilk maç hı hı. deplasman Evet. Ya Yayını seyrediyorum bizim. Ee, sevgili Ersin Yağız ve Olcan'ın yayınını. Dediler ki kural çekilecek. Bir tek sen Julius çıkmasın dediler. Evet. O çıktı. O çıktı klasik. <laughs> ee, onun için yani iyi bir takım olduğunu ben çok hakim değilim ama çok iyi bir takım olduğu söyleniyor. Zaten Belçika Ligi'nde de açık ara lider. Evet. Geçen sene de bir açık ara öndeydi. Ee, ama playoff son tarafında, playoff kısmında yakalandı. Evet. Son son düzlükte yapamadı yani. Ee, bu sene de çok iyi gidiyorlar. Yani Antrafrankfurt'u da e, deplasmanda yendiler geldiler. Hoş aitra evet. Frankfurt'ta birazcık güç kaybetti ama e, hiç kolay maç değil Sanki böyle e, kapanıp hızlı adamlarıyla çok etkili çıkan e, bir takım gibi. E, sevgili Efecan da bize bilgileri, istatistikleri verdi. Lider olmasına rağmen %50 top sadece falan. topa sahip olan bir takımmış. Enteresan değil mi? Bu kadar açık ara lider olacaksın kendi liginde ama sadece %50 ile topa sahip olacaksın. Demek ki topu rakibe bırakan ama aldığı anda da bir anda çok hızlı atağa kalkan bir takım. Evet. Tedbirleri almamız lazım. Valla yani bu kupada sonuna kadar gitmek, şampiyon olmak e, Selahattin Baki de hayalimiz demiş. E, ama ben açıkçası bu maçı kolay geçmeyeceğini bu turun evet. düşünüyorum. O yüzden de maç maç bakmak lazım. Evet. E, önce bu turu geçelim. Evet. Ondan sonrasına bakarız. E, kupayı almak istiyorsan da yani bu tip takımlarda geçmen, e, geçmen lazım, lazım ya bir şekilde. Evet. Tamam evet. kuvvetli, tamam hafife alınacak hiçbir tarafı yok. Son derece ciddi bir rakip. Ama, Ama bunları Villa'da geçemezsen var. de nasıl final hayali kuracaksın? Evet. Ee, diğer branşlarla ilgili kadın basketbolda Avenida'yı yendik Evet. ilk maç. Emma Mise mansız yendik. Sen maçtaydın. Ben maçtaydım. Güzel de tribün vardı. Güzel destek oldu. Takımın da ihtiyacı vardı. Böyle çok evet. gitmeli gelmeli çok skorlu da bir maç oldu. Evet. Ee, bakalım şimdi İspanya'da bu hafta, bu hafta alırsak işi bitireceğiz. Yoksa Alamazsak üçüncü, ma üçüncü maça kalacak. Evet. Tekrar böyle bir tribün desteğine ihtiyacımız olacak o maçta ama inşallah kalmadan bitiririz işi. Hep böyle final forlar öncesi son maçlardayız. Çarşamba günü de voleybolda. Evet. Kadın voleybolda Stuttgart'la oynuyoruz. İlk maçta da 3-2 kaybettik. Evet, ee, o maçta da Burhan Felek'te desteğe ihtiyaç var. Voleybol erkeklerde Polonya takımına 3-1 yenildik. Orada işimiz daha zor. Rakip çok daha sert. Perşembe akşamı ee, bakalım inşallah bir mucizeye imza atarız. Orada evet. onların işi daha zor gibi geliyor bana ama böyle evet. hep Fenerbahçe final Fall'lar finaller, yarı finaller yani böyle yine o yoğun yoğun bir döneme denk geldik. O mart aylarına, nisan evet. aylarına final aylarına girdik gene. Evet. Basketbolda ee, maç çoktu ama Biberovic o... show vardı milli takımda. Evet. Ne Çok... diyorsun Biberovic için? E ee, yani biliyorsun Eurolig'in de 3 sayı ortalamasında lideri. Evet. Yani yüzdesel lider. Liberovic e, önemli bir oyuncu bence. Yavaş yavaş da artık hani ağırlığını koymaya başlıyor diyeyim. Hı. Bence önümüzdeki sene çok büyük beklentim var ondan. Tam mı olur diyorsun? Tam olur diye düşünüyorum artık. Yani hep böyle senelerdir söylüyoruz. Hadi artık Biberovic göstersin kendini diyor. Sakatlıklarda yaşadığı, şans bulamadığı, böyle bir forma istikrarı sağlayamadı evet. falan derken Sanki bu sene onun patlama senesi olacak gibi gözüküyor ya aman. Evet. Allah nazarlardan saklasın çok iyi gidiyor. Evet Euroleague'de de bir ara vardı. Maçlar bu Cuma ile başlıyor. Baskonya maçıyla evet, ilk çok maçım kritik, içeride. Çok önemli Bire çok bir önemli rakibimiz. Ee, bu hafta çok kritik bir hafta. Evet. Önümüzdeki haftada Hatay Deplasmanı. Pazar evet. gününde Beşiktaş Galatasaray maçı var. Aman Oradan aman. Oradan programı bak. Büyük haftaya pazartesi güzel bir program olursa eğer. Evet. Demek, Tadından yenmez. Demek ki çok güzel şeyler olmuş demektir. Bakalım. Ama i̇nşallah haftaya yüzüm haftaya yüzümüz gülerek bu programı açıyorsak tamam işleri iyi demektir. İşleri iyi demektir. Evet. Kaptan ağzına sağlık. Haftaya görüşürüz. Haftaya görüşürüz.